hadi onun üzerinde peki geçen sene Kulüpler Birliği'nin açıklaması var biliyorsun. Hatta birleşemediler de yani Kulüpler Birliği dendi ama yani biliyorsun bir bazıları kabul etmedi o açıklamayı. Biz ona, yoktuk o, dendi. O konuda hak veriyorum ben Galatasaray'a. Yani ya çok var yani iki hakemin hakemliğini bıraktırmada hiç şey yok mu Ersin? Ya şöyle bir şey var şimdi. Bülent Hoca ile Serkan Hoca'nın. Ya genel ama hakemliği bırakıldı diye bir camianın bunu sahiplenmesi, bir camianın bunu koruması çok normal değil. Orada algıyı başka türlü yönetiyorsun. Orada diyorsun ki bize yapılan pozitif ayrımcılıktan dolayı mı bıraktırdınız gibi bir algı oluşuyor. Sen sahiplendiğin dakika öyle değil. Performansı. Yani şöyle bir şey olduğuna asla ve asla inanmıyorum. Ve hiçbir şekilde böyle olduğunu da düşünmüyorum. Yani hani Bülent Yıldırım, Serkan Çınar geçen sezonki yapmış oldukları birer maçlık hataları nedeniyle hakemliklerine son verildiler. Böyle ben bir şey olması istemiyorum ama yani bir hocalarımızla mesela bir röportaj yapıldı mı bununla ilgili? Hocalara bir soruldu mu? Bülent Hoca televizyon yani programı yapıyor. Valla en son CNN'de yani, çıktığında evet. İşte Serdar Ali İçerikler'le arasında geçen bir diyalog vardı. Evet, yani biz de izledik. O ben de sosyal medyadan daha sonrasında gördüğümde o bölümle ilgili yani kendisini hak etmediğini düşünüyor. Tabii ki insanlar hak etmediğini düşünebilirler neticede ama ben şöyle düşünüyorum. İki ise eğer artı da olabilirdi. Genel performans itibariyle hatta sadece geçen sezon özelinde değil son 2-3 sezon göz önüne alınarak iki tane hakemin yanına başka hakemler de eklenebilirdi. O sayı 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi. Performanslara bakarsak. Tabii performanslardan yani bahsediyorum. Yoksa direkt olarak mesela Sayın Başkan dün bir açıklama yaptı. Dedi ki hakemlere şu mesaj veriliyor. Galatasaray'ın lehine hata yaparsan problem olur. Senin hakemliğini bitiririz. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Böyle. Olması da mümkün değil. Ama camiayı da buna inandırmak için bence mücadele konusunda da Galatasaray'ın bu anlamda yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani bu algıyı bu şekilde yönetme çabasının da ben doğru olmadığına inanıyorum. Yani bütün taraftarları, hakemler size karşı, federasyon size karşı, işte disiplin kurulu size karşı, tahkim kurulu size karşı, medya size karşı, o karşı, bu karşı. Yani böyle bir şeyin de doğru olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü böyle bir karşılık da bana göre yok. Vardır kısmen ama genele bakıldığında Galatasaray tek, diğerleri hep böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama buna yani, başkanların açıklamaları yok mu Ersin? Buna inanıyorsan böyle yaşıyorsan, yani böyle yaşıyorsan ve buna inanıyorsan bütün dünyan bundan ibaretse o ne ayrı yapacaksın? Buna inanıyorsan ve bütün dünyan bundan ibaretse başka türlü göremezsin. Bak benim tanıdığım Fatih Hoca iklimlendiricidir. Hoca iklimlendirir. Ve hocanın ikliminde hoca kazanır. Bak söylüyorum. Hocanın yarattığı iklimde sadece hoca kazanır. Neyi yarattı? Hoca kaybetmez. Kaybetmez. Kaybetmedi de. Hiç kaybetmedi. Hiç kaybetmedi. Şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. İklimden bahsediyorum ben. İklimden bahsediyorum. Hocanın yarattığı iklimden da. Ya hoca aldı, ceza almasaydı hoca zaten daha önce belki de Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilirdi. O dönemden bahsediyorum. Bilemezsin ki. Belki evet, aslında bu cezalarla hocam birlikte bak bugün tribünler, futbolcular, Adem lafı yuttu. Evet. Aslında dedi ya hani konuşursak bence oraya dokunduracaktı. Ama kendisi de zarar görür düşüncesiyle bence girmedi zaten mevzuya. Zaten ima etti onu. Tribünlerde her yerde zaten Galatasaray taraftarının Fatih Hoca'nın vermiş olduğu kenetlenmemiz lazım. Bize karşı bir operasyon var. Amatördü şimdi profesyonel oldu. Bu yani bunlar göz önüne alındığında bu bence ekstradan başka bir motivasyonu getiriyor. Ya o da hocanın zekasıyla alakalı bir şey tabii ya, ki hoca. Tamam oraya hoca, zaten bir şey demiyoruz. Galatasaray'ı tabii ki bu manada sürekli Galatasaray'ı birleştiren hocanın bu Galatasaray'ın hakikaten belki de üzerinde diyebileceğimiz bir yapısı var hocanın. Sevgi hocam. Yani. Sevgi o hocam ayrı. Ya şey, bana kimse 4 maçın sebebini açıklayamıyor. Ben öğrenmek istiyorum 4 maçın sebebini. Yani ben ondan ziyade benim kafama oradaki şöyle bir soru takılıyor. Hoca diyor ki bir oyun oynanıyor. Bizim üzerimize. Bizim üzerimizden bize bir şey oynanıyor. Bunların bir maksadı var ve bunu bu sene çok erken başladılar. Geçen sene amatör yaptılar.
Bu sene daha da profesyonel yapmaya başladılar diyor. Kayseri maçı toplantısında. Evet. Şimdi ben yetkili olsa sevgili hocam buyur gel bakalım bir anlat ne demek istiyorsun sen diye sorarım. Çünkü bunu biz sorduğumuzda karşılığı yok, cevap alamıyoruz. Tamam, ceza mıdır bu? Ne oluyor diye yani karşılığı yok. Ayan karşılığı ceza mıdır? Ayan hocam ben anladım, ben anladım seni. Yani karşılığı ceza mıdır değil midir? Bunun yaptırımı benim tasarrufumda söyleyecek bir şeyim yok buna. Ama şunu merak ediyorum ben. Bir buçuk sene süre zarfında siz ayrıldınız. Hoca geldi. Evet. Yarım sezon ve geçen sene 17 maç ceza almış. 17 maç. İşte tam da konu bu. Tam bir dakika. Bak bir dakika. Ben şimdi sorumu sorayım. Onun üzerinden devam edelim. Konu bu. Konunun bu olduğunu konu biliyoruz. Yani çünkü Galatasaray'a gönül verenler, Galatasaray'a aidiyet duygusuyla bağlı olanlar şunu söylüyorlar. Arkadaşım bu kadar ceza olur mu? O açıklama cezayı gerektirir mi? O hareket cezayı gerektirir mi? O söylem cezayı gerektirir mi? Her şeye de ceza çıkar mı? Söylenilen bu. Ben de şunu soruyorum. 17 maç ceza. Sen dedin ki Galatasaray hocacı bu kadar ceza almasa belki daha çabuk şampiyon olabilirdi. Bilemeyiz orasını. Yani bilemeyiz. Çok afaki bir konuşma oldu. Ama şunu söylüyorum. Şeyler de var. Galatasaray geçen sene şampiyonluğu kaybetseydi. Bu Galatasaray'a gönül verenler. Ya sevgili hocam. Sen sezonun büyük bir bölümünü tribünde geçirdin. Lojada geçirdin. Bunu Galatasaray kulübüne, bunu Galatasaray taraftarına yapmaya hakkın yok diyebilecek miydi? Ya o Galatasaray kendi içinde bak, onlar tartışıyorlar. Bak içi yok bunun. Bunun içi dışı ne yok. Ne demek ya şimdi? Bunun içi söyleyeyim. Dışı yok. Şöyle var. Ya, ne oluyordu biliyor musun? Orada iklimlendirici devreye giriyor. Orada diyor ki zaten bizim önümüz kesiliyor. Zaten bize oyun var. Zaten bize böyle yapılıyor. Zaten ağzımı açamıyorum ceza geliyor. Ama burada bir gerçek var. Şimdi bu ceza var mı yok mu? Cezai yaptırımı nedir? Orası hukukçuların bileceği iş. Ben orasından anlamam. Ama verilen cezalara bakalım geçmişte. Daha fazla verilmesi gerekenler de var. Geçen seneden kalan cezayı da eklesinler dedi Kayseri maçından sonra. Neydi o ceza? Hangi cezaydı? Başakşehir maçındaki olaydan sebep. Hocanın Schalke maçından sonra da açıklamaları vardı ona bakarsan mesela. Tabii. Geldi doğru. Ekstradan yani, ceza geldi evet. İşte ona. Artı 3 gelmişti. Artı 3 o muydu? Tabii artı 3 oydu. E tamam zaten işte ben de diyorum ki 17 mi yazdım yani. Yani herhalde ya, tarihe geçti yani ya, hocayı gene cezada da tarihe geçirdiler maç, hocayı. 50 maçlık maç periyodunda 17 maç ceza alan ve 2 şampiyonluk yaşayan. Üst üste iki şampiyonluk yaşayıp 17 maç ceza alıp iki şampiyonluk yaşayıp hala bizim üzerimize bir şey oynanıyor. Geçen sene amatör ve profesyonel benim çok aklım almıyor. Aslında şöyle düşünüyorum ben de yani. O da hocanın büyüklüğünü gösteriyor bence Tümer. Yani. Büyüklüğünü sen tartışmıyoruz. Hocanın büyüklüğün, hocalığını gösteriyor. Hocanın büyüklüğünü yani, kimse tartışmaz. Benim haddime değil hocanın büyüklüğünü tartışmak. Hayır yani ne haddime oldu olabilir? Diyorsun. Ne yani, haddime olabilir? O zaman 20 büyüklüğün. Tane ceza verse mesela diyorsun ki gene olabilir. O zaman hiç fark etmez gene ceza ama şöyle, olsun. Şimdi, yani bu mantıkla gidemezsin ki. Bedel yok burada bedel. Burada bedel ödeme yok. Galatasaray geçen sene şampiyon olamasaydı bunun sorumlusu Fatih Hoca olmayacaktı. Yok kendi Galatasaray'ın içinde konuşulacak şeyleri sen o zaman bunu ki, da konuşmamız lazım. Galatasaray bunu eleştirmez mi? Eleştirilebilir. Yani bir hoca tabii ki takımının başında olması gerekiyordur. Tamam. Doğru mu? Bak. Biz Hasan'ı da eleştirdik. Peki, o gün yani aya, yaptığından dolayı. Şunu merak ediyorum mesela. Hocanın da zaman zaman reaksiyonlarının ya da bu açıklamalarının arka arkaya gelmesinin de bazen şöyle kendi aranızda mesela konuşuyor musunuz? Ya hoca konuşmasa aslında daha iyi. Çünkü ceza alacak. Hani takımını yalnız bırakacağına hiç olmazsa hiçbir şey söylemesin. Atıyorum tırnak içerisinde söylüyorum. Muhatap almasın. Herhangi bir şekilde belki artık de, o rüzgarla beraber devam etmesin. Belki de ben mesela kendi kendime bunu diyorum. Yani ne gereği var diyorum mesela Fatih Hoca. Belki de kulübün içerisinde başka bir birimin belki
böyle bir açıklama yapması gerekiyor. Yani burada hocayı da aslında korunabilir. Belki hocayı da bu anlamda o ceza konularına da girmemiş olabilir. Belki kulübün içerisinde böyle bir birim oluşturulabilir yani. Her konuda hoca, ama sonuçta hoca da Galatasaray'ın menfaatlerini koruma adına bir şeyler görüyor ki bu açıklamaları yapıyor. Ya bence hoca geçen sezon mesela şampiyonluktan sonra sosyal medya üzerinden ayrı ayrı videolar yaptı. Hatırlayın. Son derece içi dolu, kimilerinin hoşlanacağı, kimilerinin hiç hoşlanmayacağı açıklamalar yaptı ve içini bir nevi döktü. Böyle bir şey yapabilir. Yani sezon biter. Çünkü hocanın aslında eğer verecekse bir cevabı var ise, içinde tuttuğu bir cevabı var ise, bence o cevabı verebileceği en ideal yer basın toplantısı ya da maç sonu açıklaması değil, sahadır. Saha. Yani çünkü başarısı, onun başarısızlığını isteyen insanları hani göz önüne aldığında onlara vereceği en iyi cevap odur. Sözleriyle çünkü herhangi bir şekilde aslında bence bir şeye ulaşıyor mu genel anlamda? Pek zannetmiyorum yani. Bu ya da benim kişisel fikrim genelde yani. Genelde ceza olarak dönüyor. Ceza olarak yani. Dönüyor yani. Herhangi bir şekilde ekstradan elde ettiği bir şey var mı? Bence yok. Ne olabilir? Sadece az önce bahsettiğim takımın, taraftarın, kamuoyunun biraz kenetlenmesi. Ama bu sadece yeterli mi? Sadece kenetlenmeyle hadi oğlum bize karşılar yürüyün. O da yetmez. Anlatabiliyor muyum? Hayır, bakınlar... siz şimdi bir de şuraya geldi. Diğer kulüplerin sanki hakemlerden memnun, federasyondan memnun, hiçbir şekilde maç sonu röportajlarında bu tip açıklamalar yapmıyorlar gibi bir konuya getirildi şu an. Yani yok, sürekli, yok canım, hayır, süreklerin değişmesi lazım. Hayır, yani. Hayır. Futboldaki hocaya yarıyor mu yaramıyor mu konusu geldi. Lazım. Şimdi hocaya yarıyor mu yaramıyor mu? Hoca bu iklimin sonunda başarılı oluyor mu olmuyor mu? Hoca bu yani, iklimi yaratıyor, onu söylüyorum Ayhan'cığım. Ya, hiçbir şey yokken manasında söylüyorsun. Yok tabii ki canım, hiçbir şey yokken. Yani hoca da yaratıyor, bir şey olmasını da yaratıyor hoca. İklim yaratılıyor ve hoca o iklimden besleniyor. Ya geçen haftaki yani milli maç öncesindeki Kayserispor maçından sonraki çıkış, ben mesela o basın toplantısında o konuşmalarının herhangi bir şekilde neden yapıldığını ben de hocaya sormak şimdi istiyorum. Şimdi bak geçen seneki... Kısmen anlattığımı düşünüyorum. Transfer dönemindeki yapılanların, değil mi? Geçen seneden başlayan bak, şöyle Kulüpler Birliği açıklamasının yani... Şimdi bunlar hiçbir şey yoktu. Hoca da bir gün kalktı, böyle düşündü. Tamam, niye bunu Kayseri Spor maçından sonra söyleyeyim dedi niye, o zaman. Niye yani. Peki Kayseri Spor maçından sonra? Neden? Kayseri Spor maçından sonra neden mesela? Kayseri Spor... Niye sezonun ilk maçı değil mesela? Ya da ikinci hafta yani ne, Kayseri ne alaka? Yani sen şimdi hocanın tercihini niye Kayseri Spor maçından şöyle, sonra? Bak şöyle söylüyorum. Yani, o gün hissetti, o gün konuştu biz, belki yani. Biz iki tane Portekizli, tamam mı? İki tane Portekizli. Portekiz'in bir köyünde evet. İki Türk olarak yaşıyoruz. Tamam mı? Bir tane arkadaşımız geliyor. Türkçesi var. Yarım yamalak. Anlaşıyoruz. Portekiz, Türkçe karışık. Kayseri Spor Galatasaray maçını izliyoruz. Adam da Türk futboluna hiç hakim değil. Bilmiyor. Maçı izliyor. İyi bir futbol sever ama. Maçı izliyor ve maçtan sonra Fatih Hoca'nın açıklamasını dinlese. Biz de tercüme etsek adama. Ya bu hangi takımın hocası diye sormaz mı? Tamam. Sorar değil mi? Yani burada bir terslik var. Yani acaba hocaların isimleri yanlış mı yazılıyor diye sorar bu adam. Yani zaten, bir yabancı sorar bunu. Zaten maç şimdi sonu soru açıklamaları... zaten buradan geliyor. Hocanın, bak ben yine söylüyorum. Bir yetkim olsa yetkili kuruluş neresisi? Yani federasyon başkanı mı çağırır? Tahkim mi çağırır? Kim çağıracaksa? Ya hocaya, hocam ne biliyorsun ya Allah aşkına? Ne oluyor? Kim ne yapıyor? Neden rahatsızsın? Neyi öngördün? Neyi düşünüyorsun? Bunca yıllık deneyimin sana ne söylüyor? Neden rahatsız diye sorarım. Ya da bu yanlış olmamalı sorulmadan sormak. Ben Fatih Terim'den apaçık bir şekilde bazı şeyleri var ise konuşmasını beklerim. Onu yani da benim zamanı, Fatih Hoca'dan beklentim budur yani. Ne zaman o zaman? Yani onun da zamanı vardır bu içindekileri. O bu organize bilinçli dediği şeyleri zamanı geldiği zaman. Çünkü kamuoyu olarak yani ben de mesela hani sen mesela haklısın doğru. Neden 4 maç ceza verildi diye merak ediyorsun. Niye 3'e düştü? Bütün Galatasaraylılar evet. Da merak ediyor. Niye kardeşim ne demiş de 4 maç aldı diye değil evet. Mi? Ben de mesela şunu merak ediyorum. Hocam neyin organizesi?
ne amatördü ne profesyonele dönüştü. Şimdi hoca diyecek ki kardeşim onu da siz araştırın o zaman. Yok ben araştırmak istemiyorum ya. Ben hocamdan duymak istiyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben araştırmak istemiyorum çünkü ben her şeyi araştıramam. Ona git buna git o bir şey diyecek öbürü bir şey diyecek hoca neyi. Bak sen başka bir şey ima ediyorsun. İma etmiyorum ben. Disiplin söyledim. Kurulu kendi üstüne evet. alınıyor. 4 maç ceza veriyor. Hocanın, anlatabiliyor muyum? Evet. Hocanın yani... açıklamalarından federasyon ya da hakemlerle ilgili bir şey çıkar mıydı? Az önce bir Portekizlerden bahsettin mesela iki işte Türk falan. Yani ben sana sorayım o zaman. Sor. Hocanın açıklamalarından, o günkü yaptığı o açıklamalarından sen ne anladın ve 4 maç cezayı nereye koyuyorsun? İşte biz de onu bilmek istiyoruz Ayhan'cığım. Soru zaten burada başlıyor. Ama diyorum ki hocanın açıklamalarından Vedat Muriç'i, Vedat Muriç transferini alamayışını, Deniz Türüce alamayışını, Mevlüt Erdinç'in bedava Fenerbahçe'ye gidişini anlamadım ben. Bunlar sonra bir gün sonra, iki gün sonra medyanın konuşulduğu, dilden dile dolaşan ve ortaya gelen acaba buraya mı yorulması gereken yorumlar oldu. Senin de bilgiyi alma şeklin bu şekilde oldu. Benim aldığım gibi. Ama hoca açıkladığında kimsenin aklına Vedat Muriç'i alamadı diye hoca bu açıklamayı yapıyor. Mevlüt Erdinç transferi bedava Fenerbahçe'ye verildi diye yapı diyor gelmedi. Hemen kaseti başa sardık. Geçen seneki defterler döküldü. Geçen seneki diyaloglar döküldü. Ve yaratılan iklim yeniden ortaya konuldu. Doğru mu? Ve bunun üzerine yorumluyoruz. Ersin çok güzel ifade etti. Ben aynı fikirdeyim. Diyorum ki hocam neyse söyle ya. Ben araştırmak zorunda değilim ben bunu. Bilmek, anlamak zorunda da değilim. Soruyorum. Neyse söyle. Öyle öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Hoca zamanı gelince de hoca da bunların açıklamalarını da gene yapar yani senin merak ettiğin konuları. Hayır ben bunu yani, Tümer Metin olarak merak değil bu. Gördük. Bu hayır, genel şimdi, yıllarca mesela merakı. Ben bu ekranlarda da Sayın Aziz Yıldırım içinde veyahut da benzer konuşmalar yapan futbol dünyasının içerisindeki insanlar için de aynı şeyleri söyledim. Konuşursam yer yerinden oynar. Beni konuşturmayın. Ben konuşursam başka şeyler de konuşmak zorunda kalırım. Bunun altında bu var. Herkes karşımızda biz tekiz. Hep bunlar oldu. Futbol dünyasının içerisinde ve maalesef hala aynı şekilde devam ediyor. Yani eğer gerçekten objektif, eğer gerçekten bir şeylerin düzelmesini istiyorsak, gerginlikten tamamen sıyrılmak istiyorsak, doğru düzgün bir futbolumuzun olmasını istiyorsak, futbol ikliminin sürekli olarak ben de güneş açsın, cik cik cik, böcekler, çiçekler, öyle bir mevsim hiçbir dünyanın hiçbir liginde yok. Ben de kendi ligimde öyle bir beklenti içerisinde değilim. Tabii ki zaman zaman fırtınalar esecek, kar yağacak, zaman zaman güneşli olacak, sert zaman zaman olacak, sert geçecek. Olacak. Ya, o da olacak tabii ki ama ya, bir ligin iklimi de sürekli olarak fırtına olmaz ki ya. Sürekli dalgalı, sürekli olarak vur kır parçalı olmaz ki ama ya. Ya sezonun birinci haftasından başla 34. haftaya kadar aynı şekilde bir ligin iklimi böyle olmaz. Yazık günahtır. Bize de yazık günah yani. Herkese yazık günah. Futbolcuya yazık günah. Taraftara, ekran başındakine, ona buna. Sonra hadi gel izle bakayım ligi. Kimi izleteceksin? Hani bak, marka değeri? Marka. Ya konuşurken marka değeri, uygularken sıfır marka. Marka falan filan yok. Her şey unutuluyor yani. Onu diyorum. Ya bu burada herkes bir şekilde işin içerisine. Kendine ait günahları o var. Herkesin yani, var zaten aynen. Tamamen. Şimdi Fatih Hoca'nın açıklamalarının cezasını konuşurken burada zaten herkesi içine katarak söylüyoruz. Kesin. Herkesi içine evet, katarak söylüyoruz. Kesin. Bu başka bir açıklama. Ama benim öğrenmek istediğim şey buydu. Yani ben verilen cezanın sebebini öğrenmek istiyorum. Bu benim sorum bu. Yani, tamam sen onu soruyorsun. Ben sonra 3. Hocam yani, ne profesyonel oldu ne amatördü. Kimler organize işler çeviriyor? Futbol dünyasında çevrilen organize işler varsa bunu açıklamakta Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli teknik adamlarından birisi Galatasaray'ın efsanesi direkt olarak söyler. Onu da zamanı gelince söyler diyor. Benim tanıdığım söyleyeyim. Fatih Terim söyler. Söylemeli. Umarım söyler dediğin gibi. Yani, temennimiz hocanın ağzından bunları duymak temennimiz. Tabii pencere pencereyi açıyor. Ve konu hakikaten birbiriyle çok ilintili konular var. Mesela o marka değerinde şöyle bir şey var. Marka değerinin içinde rekabet yok arkadaşım. Marka değerinin içinde rekabet yok. Rekabet zaten bu işin özünde var. Rekabet mecbur olacak. Marka değeri o değil. Tabii. Bizde marka değeri nasıl anlaşılıyor biliyor musun? Bizde marka değeri herkes pastadan en büyük payı almanın derdinde.
pastayı büyütme derdi yok kimsenin. Yani pastayı ancak büyütebilirsen herkesin payı büyüyecek. Bölüşme derdi de yok. Bölüşme değil, pastadan en büyük payı alma derdinde. O yüzden kafalara nifak tohumları ekildi. O yüzden kafalar başka türlü çalışıyor. İkincinin kıymeti olmadığı için. Sevgilersin. Kesinlikle. Ayhan Hocam, bizim ülkemizde ikincinin kıymeti yok. Birinciyi sen dünyanın en başarılısısın. İkinciyi sen değilsin. Kusura bakma. Biz bunu değiştirmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, benim takım arkadaşım milli takımda. Ya beraber omuz omuza savaştık yani. Karşılıklı oynadık. Yıllardır dostluğumuz var, doğru mu? Doğru. Birçok olduğu gibi. Arkadaş, şöyle bir durum var. Sen benim eski öğrencimsin. E sen bizde oynamadın mı? E sen o takımlı değil misin? E bize o takımlıysan konuşma. Sen bizde oynamadın mı? Nasıl öyle eleştiri yapıyorsun? E siz arkadaş değil misiniz? Nasıl böyle? Arkadaş, biz bunları konuşacağız. Çağdaş toplumlarda bunlar dile gelecek. Bu benim objektifliğimi değiştirmez. Oynadığım takım, tuttuğum takım, çalıştığım hocalar, bunlar değişmez. Geçti. Başka bir yerdeyim ben. 8. senem benim de. Geçti o. Yani öğrenci tümer, geçmiş tümer. O takımda oynamışlar. Geçti oralar. Ben bu işten para kazanıyorum. Ben bu işe emek harcıyorum. Ben bu işe vaktimi veriyorum. Hepimiz için geçerli bu. Sana aman ona bir şey söylemiyorum. Sana öyle bir ama şey, bir ima mı yok, olduğunu yok, hissediyorsun? Genelde yani. Öyle bir şey var ya. Genel beklenti. Genelde şöyle bir şey var ya. Sosyal medya üzerinde de. Yani işte ya sana mı kaldı Fatih Terim'i eleştirmek? Hayır arkadaşım, ben hocanın öğrencisi olarak, vakti zamanda öğrencisi olarak fikrimi söylemekle yükümlüyüm. Mecburum buna. Tabii ki eleştireceğim. Tabii yani, ki benim bir hayır, fikrim var ya. Hayır, herkes herkese eleştirebilir. Herkes takımların da oyuncularını eleştiriyoruz, hocalarını eleştiriyoruz. Yanlış yaptıkları zaman federasyonu da eleştirebiliriz. Ya bunun o, değerlendirmesi. O değil. Önemli tabii, olan tabii. Ama gene de hakkaniyet, her şey hakkaniyet. Ya hakkaniyet zaten en önemlisi yani, o. Dilimiz şey doğru olmak zorunda. Yani. Fikrim, yani aklımız, zikrimiz, fikrimiz doğru yani. Olmak zorunda. Çok tabii ki burada doğruyu yani söyleyeceğiz. Kimsenin yani. Kafasını karıştıracak bir takım şeyler yapılmaması en önemlisi. Bahsettiğin gibi hakkaniyetli olması lazım. Eğer birisi bir açıklama yapıyor ise ve cezasız kalıyor ise, bunun karşılığında Fatih Terim benzer ifadeleri kullanıp ceza alıyorsa, İşte problem olur. Tabii. Bak problem olur. Sadece isimleri Fatih Terim diye demiyorum. Başka bir isimde. Ali Koç ceza aldı. Fikret Orman almadı. Fatih Terim ceza aldı. Ersun Yanal almadı. Şenol Hoca almadı. O almadı, bu almadı. Böyle olmaması lazım. Birine 4, birine 1, birini geçiştirelim. Birine aman kulağımızın arkasının üstüne yatalım. Duymayalım, görmeyelim. Bu olursa zaten bahsettiğimiz şeyleri biz burada sabaha kadar konuşalım, hiçbir şeyi çözemeyiz yani. Senelerdir konuşuyoruz, çözebildik mi? Çözemiyoruz tabii ki. Bu haftaki açıklamaların içerisinde bunlar yok muydu Ersin? Az önce dediğin, hani isim olarak saydığın başkanlardan bahsediyorum. Yani. Geçmiş dönem içerisinde diyorsun sen. Yani evet vardı. Bu var. Cezalar verilmedi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bazı zaman veriyorsun, bazı zaman vermiyorsun. 17'yi veriyorsun, 4'ü veriyorsun ama birileri açıklama yaptığı zaman vermiyorsun. Ya. Genel olarak benim söylemek istediğim bu. Yani sen sadece Galatasaray'la ilgili son dönemde daha çok cezaların arttığı bir döneme girildi. Daha duyarlı olduğunu düşünüyorsun ya da daha sinir uçlarının daha hassas olduğunu düşünüyorsun sen böyle, ceza verme konusunda. Evet yani daha rahatlıkla o cezalar rahatlıkla kesiliyor Galatasaray'a şu dönemde. Yanlış olmasın, düzelt beni yanlışsam. Rize Spor Başkanı mı demişti? Hasan Kartal. Silahım olsa. Silahım evet. Olsa. Evet bakayım. Evet. Bunu nereye koyuyorsun peki? Ya şimdi yani. Ya sevgili başkanım, böyle bir açıklama evet. Yok. Yok abi, bu dille bir yere varamayız. Bak varamayız Ersin. Tabii canım. Burada ya, Sayın burada, Başkan da daha sonra zaten hatasını aldı. Burada o da ya, mutlaka söyledi yani. Neticede. Böyle bir şey yok. Bir şey değil yani gerçekten. Yok abi. Tabii yani kesinlikle öyle, haklısınız yani. Yani bunun futbolun içinde yeri yok. Bunun futbolun dilinde yeri yok. Sonra oturalım, marka değeri. Ne marka değeri ya? Hepimiz kendi marka değerimiz yükselsin derdindeyiz. Başka bir şey değil yani. Ve kötü bir şey var günümüzde. Çok rahatsız edici bir şey. Sadece benim iyi olmam yetmiyor.
Senin de kötü olman gerekiyor benim daha iyi olmam için. Ya bu çok kötü bak. Yani benim iyi olmam bana yetmiyor. Ben ne kadar iyiysem sen de o kadar kötü ol, ancak o zaman mutlu olabiliyorum. Ya bu biz ne zaman buraya geldik? Bak onun sıkıntısını ne zaman yaşayacağız? Onun sıkıntısını hani böyle Avrupa'da şimdi gelecek hafta takımlarımız oynuyor ya. Evet. Mesela birinin kazanmasını isterken diğeri fark etsin diye dua edenler var ya. İşte aslında gün gelecek onun dileklerini, temennilerini hissedenler direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidilmediği zaman anlayacaklar. Ah biz ne yaptık tabii, diyecekler. Anlayacaklar. Yandım diyecekler. O zaman da bir fayda etmeyecek. Çünkü burada Avrupa'da herkes mesela ben kazanayım da diğerleri ne olursa olsun hatta yenilsinler derdinde. Aslında bizim futbolumuzun gelişmesi, büyümesi Avrupa'daki kat edeceğimiz mesafenin daha hızlı ve daha iyi olması onu kolaylaştıracak olan odur. Bir numaralı etken budur. Bir tane takım Galatasaray şampiyon oldu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne giderken ikinci ne oldu? Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Neden? Çünkü yıllardır hep aynı. İkinci olan takım daha güçlü takımlarla eşleşiyor. Gidemiyoruz bir türlü. İki takım en son ne zaman gittik? Ben Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Gitsin istiyor mu birinci olan ikinci olan? Sürekli veriyor yani. Gitsin kaç yıl oldu? Üzerinde 11-12 sene falan 12 sene falan geçti Ersin, herhalde. Ersin soruya bak. Gitsin istiyor mu şampiyon olan? Bunu bir takım üzerinden değerlendirmiyorum. Şampiyon olan, ikinci olanın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyor mu? Kim olursa olsun takım. Eskiden gelirler bölüşülüyordu, istemiyordu. Seviniyordu hatta elendiğinden dolayı. Tabii, para şimdi o kıstas da ortadan kalktı. Biliyorsunuz. O da kalktı. O da kalktı. Sıkıntımız burada. Hepsi yani İtalya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İspanya'sı bunlar dörder takımla beraber gidiyorlar. Adamlar sürekli olarak hep oralarda oynayan takımlar. O yüzden zaten keşke bizim takımımız hani 2'yi geçtim 3 olsa, 3'ü geçtim 4 olsa bunları başarabilsek, hep beraber başarabilsek. Avrupa'da 4-5 tane takım UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilse. Ya yani İngilizleri konuşacağımıza kendimizi konuşuruz. Bunun için de hepimizin birlikte aslında kazanması gerekiyor Avrupa'da. Hani ligi tamam biri kazanacak zaten ama Avrupa'da hepimiz kazanalım ya bari. Sevgilersin kaçıncı sene televizyonda? 25'i geçti. 25 oldu mu? Oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bizler sahadaydık. Ben bak, size anlatıyordum. Bizler sahadaydık. Sen ekrandaydın. Tamam mı? 7 sene oldu. 8 sene oldu ben bırakalı. Bu sene 8. senem televizyonda. 8 senedir dilimizin döndüğünce yanlış gördüğümüz yerleri dile getirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ha, ben bir şeyi fark ettim. Yormayalım birbirimizi. Vallahi yormayalım birbirimizi. Sadece rüyalarda buluşuruz. Vallahi yormayalım ya. Reklam vakti ne zaman geliyor arkadaşlar? Değişmez diyorsun. Değişir de değişmez. Değişir. Bir gün değişir. Değişir tabii. Değişir. Bir gün değişeceğine inanıyorum ben. Öyle tahmin ediyorum, hissediyorum. Değişimi basit de gençlerin sağlayacağına inanıyorum ben. Değişimi de gençler sağlayacak. İyi düşünen, kendini iyi yetiştiren... o gençlerin sağlayabileceğine inanıyorum. Hani bizden artık geçti mi? Geçmedi de. O kadar iyi düşünen, iyi kendini iyi yetiştiren, değil mi? Yani buradan şunu söyleyeyim. Eğer aşağıdan böyle bir nesil yakalarsak, donanımlı, bilgili, kendini geliştirmiş, vizyonu olan, dünya görüşü açık, olaya hakim bir nesil yakalarsak, bunlar önümüzdeki senelerde bu iklimi, bu düzeni değiştirebilir diyorsun sen. Yani şu anda idari kısımda böyle bir vizyona sahip kimse yok diyorsun yani. Yok öyle demiyorum tabii canım. Gençlerin katılımıyla beraber ben işlerin birazcık daha hızlanabileceği ve kolaylaşabileceğini, neticede tecrübe de başka bir şeydir. Yaş da başka bir şeydir. Yani aman belirli bir yaşa geldi. Artık bundan sonra futbolun içinde olmasın. Aman herhangi bir şekilde yorumculuk yapmasın. Aman moderatörlük yapmasın. Aman federasyonun yönetiminde, kulübün yönetiminde yer almasın. Bu yani herhangi bir şekilde tamamen her şeye aykırı bir durum. Tabii. Tecrübe başka bir şey. Yani donanım başka bir şey. Birçok koltukta oturan insanın da geçmişe baktığında doldurabildiği bir kariyeri vardır yani. Parayla alamadığın bir şey tecrübe. Öyle bir durum söz konusu. Bütün herkesin yani oraya hak etmediğini söyleyebilir misin? Haksızlık olur tabii ki. Herkese... Hak eden vardır, hak etmeyen vardır. Aynen. Ama
neticede muhakkak ki bir geçmişine baktığında bir insanı değerlendirebileceğin bir takım şeyler ağırlıktadır yani. Bununla birlikte şimdi nedir? İşte Galatasaray Federasyon veyahut da Kulüpler Birliği arasında bir gerginlik var. Daha yeni geldi federasyonda ya. O kadar da haksızlık yapmayalım yani. 3 ay oldu. Haziran'ın birinde. Orada da başkan, yönetim kurulu, yeni isimler, tamamen değişen isimler aynı zamanda. Çoğunluğu değişti. Genç, pırıl pırıl insanlar var orada. Futbolun içinden Hamit var. Selim abi var. Pazarlama ile ilgili genç, gerçekten vizyonel bir yönetici var. Alkın Bey, pazarlama açısından. Orada tecrübeli insanlar var. Başta başkan olmak üzere. Nihat Bey, yani 30-35 seneden beridir futbolun içerisinde birçok tecrübeye sahip. Şimdi kalkıp da tecrübesi yok diyebilir misiniz? Asla. Ama oraya da bir zaman vermek lazım. Kulüplerin yönetimi değiştiğinde oraya da bir zaman vermek lazım. Sayın Ali Koç yeni geldi. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim. Ona zaman vermek gerekiyor. Yani ama bir anda öldürelim, kırdıralım, bir anda yok edelim, bir anda bütün her şeyi silelim. O gitsin, bu gelsin, şu olsun, bu olsun. Ya Andorra maçında ne kadar üzüldüm ya. Kazanmışız abi, bunun mutluluğunu yaşayacağına. Yani birileri gerçekten heyecan yaşıyor, can atıyor. Bir an önce 2020'ye gidelim diye. Birileri de aman puan kaybedelim de ortalık karışsın. Aman Moldova'ya da puan kaybedelim, ortalık karışsın. Kim aman Euro 2020'ye ya? Gidemeyelim de.